Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ahlak ve vatandaşlık eğitimi bir dersimizin birinci ünitede yer alan etkinliklerin cevaplarını yapacağız. Daha önce konumuzu anlatmıştık birinci ünitemizi. Onu da muhakkak izleyin diyerek başlayalım testlerimizi çözmeye. 23. sayfada ahlakın kaynakları ile ilgili yapılandırılmış griddeki ifadelerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Baktığımız zaman burada 9 tane grid var. Birincisi Tuğçe'nin okul idaresi ve sınıf öğretmeniyle görüşerek okul bahçesinde kuş yuvası ve kendi baranağı yaptırmak için, kedi baranağı yaptırmak için okul çapında yardım kampanyasını başlatması var. İki de Merve'nin okuldan eve giderken pastaneye uğrayarak bugün yaş gün olan kardeş için pastalması var. Üçte toplu taşıma aracında seyahat eden Ayşe'nin Araca yeni binen yaşlı bir amcaya yer vermesi verilmiş. Dörtte ailesiyle pikniğe giden Sinem'in çöpleri toplayıp çöp kutusuna atması. Beşte Salih öğretmenin sınıfa girdiğinde öğrencilerine günaydın demesi. Altıda Fatih'in yolda giderken bulduğu cüzdanın sahibine ulaştırmaya çalışması var. Yedi de Ali'nin okul dönüşü yaya geçidinde bekleyen görme engelli bireyin yolun karşısına geçmesine yardım etmesi. 8'de Emre'nin yolda gördüğü kediye mama vermesi ve kendini mutlu hissetmesi. 9'da da arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Hakan'ın annesine doğruyu söylemesi şeklinde maddeler verilmiş. Şimdi sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangileri öznel ahlakla ilgilidir? İlgili kuzudaki numaralı numaralara yazınız şeklinde. Sevgili arkadaşlar öznel ahlakı daha önce öğrenmiştik. Burada bir numara. Birinci sorumuzun cevabında 4 ile başlayacağız. Ailesiyle pikniğe giden Sinem'in çöpleri toplayıp çöp kutusuna atması nedir bu? Öznel ahlaktır. Yani burası var. Fatih'in yoldan giderken bulduğu cüzdanı sahibine ulaştı ulaştırmaya çalışması yine öznel ahlaktır. Emre'nin yolda gördüğü kediye mama vermesi ve kendini mutlu hissetmesi yine öznel ahlak oluyor. Bir de arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Hakan'ın annesine doğruyu söylemesi öznel ahlak kurallarına girmektedir. İkinci sorumuz yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangileri nesnel ahlak ilgilidir? Şimdi nesnel ahlakla ilgili maddelerimizde birinci madde yani kırmızı ile işaretliyorum. Tuğçe'nin okul idaresi ve sınıf öğretmeniyle görüşerek okul bahçesine kuş yuvası ve kedi barınağı yaptırmak için okul çapında yardım kampanyası düzenlemesi 2 numara var. Yani Merve'nin okuldan eve giderken pastaneye uğrayarak bugün yaş günü olan kardeş için pasta alması 3 numara var. Toplu taşıma aracında seyahat eden Ayşe'nin araca yeni binen yaşlı bir amcaya yer vermesi 5 numara var. Salih'in, Salih öğretmenin sınıfa girdiğinde öğrencilerine günaydın demesi son olarak da burada 8 numara yine şeye giriyor nesnel ahlaka. Emre'nin yolda gördüğü kediye mama vermesi ve kendini mutlu hissetmesi maddeleri yani 1 2 3 5 8 nesnel ahlaka giren sorumuzun doğru cevapları. Sayfa 31'de aşağıdaki kutularda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyerek çıkış ulaşınız, ulaştığınız çıkış aşağıya alana yazınız şeklinde. Bakalım. Ahlak kişiliğimin bir parçasıdır diyor. Sol tarafta doğruysa ahlaklı davranmak sorumluluğunun bir parçasıdır. Sağ tarafta ise yanlış dersek yaşamdaki tek amacım iyiye ulaşmaktır. Burası nedir değerli arkadaşlar? doğrudur. O zaman biz doğrudan devam edeceğiz. Yani ahlaklı davranmak sorumluluğun bir parçasıdır diyoruz. Şimdi bu cümle doğru mu yanlış mı? İstediğim her şeyi yapabilmek özgürlüğümdür. Ya da çevremdekileri rahatsız etmeyecek şekilde davranırım. Şimdi cümlemiz doğru olduğu için biz şu şekilde devam ettik. Oradan aşağıya indik. Doğru olduğu için bu cümleyi seçtik tamam mı? Çünkü istediğim her şeyi yapmak özgürlüğümdür. Şimdi bu doğru mu yanlış mı? Elbette bu nedir? Yanlış. Yani bizim özgürlüğümüz başkalarının özgürlüğünün başladığı yerde biter. Dolayısıyla bu sorumuzdan ikinci çıkışı doğru olarak kabul edeceğiz. Sayfa 36'da çocuklukta kantinde alışveriş yaparken sıraya girerim. Yetişkinlikte otobüs, otobüse binerken sıraya girerim. Yukarıda verilen örneği inceleyiniz. Birey ilk öğretim çağında hangi ahlaki tutum ve davranışlar edinmiş olabilir? Bu tutum ve davranışlar yetişkinliğinde hangi davranışları aktararak geliştirebileceğini tartışınız şeklinde bir yorum sorusu var. Burada sevgili arkadaşlar birey gençliğinde, çocukluğunda, ailesinden, çevresinden ne öğrendiyse yetişkinlikte de aynı ahlaki ilkeleri devam ettirdiğini görüyoruz. Yani ağaç yaşken eğilir maddesi çocuk Gençken, çocuklukta, yetişkinlik aşamasına gelmeden hangi ahlaki değerleri aldıysa ilerleyen yaşlarında da onları devam ettirir şeklinde yorumlayabiliriz. İtkinlik zamanımız var. Banu'nun ahlaki gelişimine dair ifadeler aşağıda maddeler haline verilmiştir. Bunları yandaki görselde verilen noktalı alanlara kronolojik olarak sıralayacağız. Banu arkadaşımız bakın burada. Onun söylediklerini... Maddeleri yapacak. 5'e D yapmış mesela. Neymiş 5? Bayram günleri ziyarete gelen çocuklara harçlık verirdim. Ben onların tonton ninesiydim demiş. Nedir bu? Doğru. Dolayısıyla 5'e D yapmış. A maddesine bakalım. Okulumuzdaki sevgi köşesini düzenlemem gerektiğinde arkadaşlarım sayesinde yardımlaşmanın önemini fark etmiştim. Nedir bu? 2'yi A maddesine yazacağız. Üniversite yıllarında harçlığımın bir bölümünü sokak hayvanlarına mam almak için ayırmıştım şeklinde. Ee, burada da sevgili arkadaşlar yukarı yanlış mı yaptık? Tamam doğru sıkıntı yok. B maddemizi de 3 numaralı alana işaretliyoruz. Oyuncaklarımı arkadaşlarımla paylaşır onlarla oyunlar oynardım şeklinde. E, dördüncü maddemizde C maddesini buraya yaz. Pardon, o yok. İş yerindeki arkadaşlarımla SMA hastası bir çocukların kelimesini düzenlemiştik. Evet, dörde C yazacağız. Bir numaralı bölgeye de C'yi oraya götüreceğiz. Bir C buraya geldi. Niye böyle yazdık numaraları? Çünkü bunlar e, çocuklukta diyor, bakın noktalı yerlere kronolojik olarak yazacağız. Çünkü bunlar e, kronolojik olarak 1C. Yani oyuncaklarımı arkadaşımlara paylaşır. Onlarla oyun oynardım. İlk önce bu gerçekleşiyor. Ardından okulumuzdaki sevgi güçlerimi dönemem gerektiğinde arkadaşlarım sayesinde yardımlaşmanın önemini fark etmiştim. Üniversiteye geçiyor daha sonra. Üniversite yıllarını harçlığımın bir bölümünü sokak hayvanlarına mam almak için ayırmıştım. Daha sonra da Ç iş yerindeki arkadaşlarımla SM hastası bir çocuk yararının yararını üzerinden kermese katılmıştı. D'de de artık yetişkinlik dönemi bitiyor. Artık ihtiyarlık dönemi yani bayram günleri ziyarete gelen çocuklara harçlık verirdim. Ben onların ton ton nesiydim. Hayatımız bu şekilde maddeleri uygulayarak geçiyor. 43. sayfamızda yine etkinlik var. Aşağıdaki ifadeleri verilen temel değerlerle eşleştirerek Doğru çıkışa ulaşınız. Çıkışta yer alan temel değere uygun bir örnek olay yazınız diyor. Bakın şimdi. Sezgin okuldan eve dönünce küçük kardeşinin başını okşadı. Şimdi bu durum sevgi mi dayanışma mı? Evet bu sevgidir. Hakan hastanede yatan arkadaşını ziyaret etti. Bu da nedir? Hakan'ın dostluğunu gösterir. O zaman dostluk ve sevgi ile ilgili bir cümle yazabilirsiniz ne diyebiliriz? Kardeşlerimizi sevdiğimiz zaman mutlu oluruz. Arkadaşlarımızın yanında yer aldığımız zaman onlara dostluğumuzu göstermiş oluruz gibi bir cümle yazabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylece ahlak ve vatandaşlık bir dersimizin kitabında yer alan etkinliklerin örnek etkinliklerin sizlere çözümünü gerçekleştirdik. Diye derslerimizde görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.